Merhaba. E-iş süreçleri dersinin ilk programına E-İnsan Kaynakları Yönetiminin Kavramsal Analizi konusuyla başlıyoruz. E-iş süreçleri içerisinde yer alan başlıklardan birisi de insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan E-İnsan Kaynakları Yönetimidir. E-İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmelerin insan kaynakları bölümleri tarafından yürütülen bir takım işlevlerin ve faaliyetlerin elektronik bir şekilde yapılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. İşletmelerin yıllardır manuel bir şekilde elle yaptıkları birçok iş bugün elektronik araçlar aracılığıyla yapılır. Günümüzde insan kaynakları yönetimi bölümü çalışanları bu elektronik araçları kullanarak İnsan kaynakları ile ilgili birçok faaliyeti aynı anda ve daha hızlı bir şekilde yerine getirebilme avantajına sahip olmuştur. E insan kaynakları yönetimi insan kaynaklarına yönelik tüm faaliyetlerle işletmelerin insan kaynakları yönetimi bölümlerinde yürütülen işlevlerin bilgi teknolojileri aracılığıyla elektronik bir şekilde yapılması anlamına gelir. E insan kaynakları yönetimi İnsan kaynakları portalları aracılığıyla çalışanlar, yöneticiler ve insan kaynakları bölümleri arasında temel bir bağ kurmaya çalışır. E-İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmede çalışanları internet aracılığıyla bilgi sistemlerine erişim imkanı sağlamıştır. E-İnsan Kaynakları Yönetimi'nin bu yaklaşımı, işletme süreçlerinde tüm çalışanların, ortakların, aracıların ve müşterilerin elektronik ortamda bir araya gelmelerine de zemin hazırlamaktadır. İnsanlar günümüzde bu şekilde hem iş çevresi içinde hem de dışında daha rahat çalışabilir. E insan kaynakları yönetiminin amaçları insan kaynakları talep ve arzı arasındaki dengesizlikleri izlemeye olanak sağlamak, gelecekteki planlar ve politikaların formülasyonu için destek sağlamak, çalışanlarla ilgili bilgileri otomatik hale getirmek çalışanlara yönelik hizmetlere daha hızlı cevap vermek ve insan kaynakları ile ilgili daha hızlı karar alabilmek, veri güvenliği ve personel mahremiyeti sunmak, makul bir maliyetle insanlar ve işler hakkında yeterli, kapsamlı ve sürekli bilgi sistemi sağlamak olarak sıralanabilir. E-insan kaynakları yönetimine geçiş yapabilmek için bilgi yayımı, veri tabanının oluşturulması, Temel insan kaynakları işlemleri, karmaşık insan kaynakları yönetimi işlemleri ve ağ tabanlı insan kaynakları işlemleri aşamalarının sırasıyla tamamlanması gerekir. İşletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi için işletmede teknolojik altyapının oluşturulması gerekir. İyi bir teknolojik altyapı oluşturulmadan yürütülmeye çalışılan insan kaynakları yönetimi işlevlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi zor hatta imkansızdır. Böylece e insan kaynakları yönetiminden beklenen avantajlar elde edilemez. Bu tür bir altyapı eksikliği işletmelerin hem emek, hem zaman, hem de para kaybı yaşamasına neden olur. O nedenle e insan kaynakları yönetimi sistemlerini kullanmadan önce yapılması gereken ilk iş bilgisayar teknolojilerini kullanmaya yönelik gereken bütün teknolojik altyapının eksiksiz bir şekilde oluşturulmasıdır. İnsan kaynakları faaliyetlerinin elektronik ortamda bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılmasının örgütler açısından bir takım avantajlarının olacağı açıktır. Günümüzde işletmeler için teknolojik değişme ve gelişmelerden yararlanarak örgütteki iş süreçlerinin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapılması rekabet üstünlüğü sağlamaları açısından son derece önemlidir. Yapılan bazı çalışmalar e-insan kaynakları yönetiminin üç alanda potansiyel avantajlarının olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan ilki işlemlerin etkinliği ile ilgili avantajlardır. Genel maliyetleri azaltmak verilerin doğruluğunu arttırmıştır. Bilgiyi yayınlama ve dağıtma maliyetlerini azaltmaksa insan kaynakları bilgi ve hizmetlerinin global dağıtım becerisini genişletmiş ve ortak bir insan kaynakları hizmet platformunu taşıyarak bilgi işlem teknolojilerinin altyapı maliyetlerini azaltmıştır. Bir diğer avantajsa ilişkilerle ilgili avantajlardır. Dijitalleşmeyle birlikte hat yöneticileri ve çalışanları arasındaki ilişkilerin niteliği değişmiştir. Dönüştürücü etkiye yönelik avantajlarsa son avantaj sınıflandırmasıdır. İnsan kaynaklarının rolünü stratejik bir işletme ortağı rolüne dönüştürmekte, müşteri odaklı bir danışman gibi insan kaynaklarının etkisini artırarak işletmeye daha fazla değer katmıştır. Böylece insan kaynakları hizmetlerinin sunulmasında yeni, esnek ve duyarlı yöntemler etkili hale gelerek örgütün insan süreçleri uzmanları ve farklı çalışan grupları için değer önerileri geliştirici olarak insan kaynakları erişimi genişlemiştir. E insan kaynakları yönetiminin örgütler açısından birçok avantajının yanında bazı dezavantajları da söz konusudur. Elektronik ortamda yürütülecek insan kaynakları faaliyetleri için kurulan teknolojik altyapının yetersizliği ve bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli mali imkanların olmaması, bu konuda çalışacak personelin uzmanlık ve yeteneğinin yeterli olmayışı gibi birçok neden e-insan kaynakları yönetiminden beklenen avantajların ortaya çıkmasını engeller ve hatta birçok dezavantajı da beraberinde getirir. Son yıllarda gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte işletmelerde insan kaynakları yönetimi işlevlerinin elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığıyla uygulanmaya başlandığı söylenebilir. İnsan kaynakları uzmanları işletmede çalışanlarla ilgili birçok iş ve eylemi bilgi işlem teknolojileri aracılığıyla daha kısa zamanda, daha az maliyetle ve daha etkin bir şekilde yürüterek rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışır. İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevleri İnsan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve öğrenme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, iş değerlendirme ve ücretlemedir. İnsan kaynakları planlaması en basit şekilde işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı personelin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesidir. E-insan kaynakları planlaması ise bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması anlamına gelir. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinden ikincisi e işi alımdır. İşletmelerin elektronik ortamda faaliyetlerini en yoğun şekilde kullandıkları bir işlevdir. İşletmeler kurdukları web siteleri aracılığıyla e işi alım çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürürler. Bugün iş başvurusu yapmayı düşünen birçok aday çalışmayı düşündüğü kurumların web sitelerine girerek boş pozisyonlarla bu pozisyonlar için aranan özelliklere yönelik birçok bilgiye ulaşabilir. Bu yolla yapılan bir başvuru hem iş başvurusu yapacak aday hem de başvurduğu işletme için birçok avantajı da beraberinde getirir. Son yıllarda iş arayan adaylar için en çok kullanılan kaynaklardan birisi de online kariyer siteleridir. Özellikle yeni mezun adayların daha çok tercih ettiği online kariyer siteleri gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. e insan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden bir diğeri de e-Öğrenmedir öğrenme ömür boyu süren bir süreçtir. İşletmede çalışan personelin iş yaşamı boyunca birçok konuda öğrenme gereksinimi ve isteği ortaya çıkar. E-öğrenme, eğitim ve öğrenim programlarının tüm elektronik medya, internet, intranet, uydu yayınları, etkileşimli TV ve CD-ROM gibi araçlar aracılığıyla yürütülmesi olarak tanımlanır e-öğrenme, online geliştirme ve öğretime göre çok daha fazla türde araçtan yararlanılarak yapılır. Performans değerleme, performans yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Performans değerleme, önceden belirlenmiş standart ölçütler doğrultusunda çalışanların performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. E-İnsan Kaynakları yönetiminin bir diğer işlevi olan e-Performans değerleme, İşletmede çalışanların performanslarına ait bilgiler, veriler ve dokümanlar elektronik ortamda bilgisayarlar aracılığıyla işlenir, depolanır ve ilgili kişilerce paylaşılır. E-İnsan Kaynakları, tüm performans değerlendirmenin işletme internet arayüzü üzerinden online olarak yürütülmesine imkan verir. Bu, yönetici ve iş görenlerin performans verilerini elektronik bir şekilde doğrudan insan kaynakları yönetimi bölümüne teslim edebilecekleri anlamına gelir. Kariyer yönetimi, çalışanların kariyer ile örgütün gereksinimlerini daha iyi eşleştirmek için genelde yöneticilerin kullanacağı faaliyetler bütünüdür. Kariyer planlaması ve kariyer geliştirme olmak üzere iki temel faaliyet aşamasındaki değişik çalışmaları kapsar. Elektronik insan kaynakları yönetiminin diğer iki işlevi e-iş değerleme ile e-ücretlemedir. İş değerleme ve ücret yönetimi birbirleriyle yakından ilişkili iki işlevdir. İş değerlemede bilgisayarlardan iş analizi, temelli ölçeklerin ve etkileşimli ölçeklerin geliştirilmesinde ve bu ölçeklerin kullanılmasında yararlanılır. İş değerleme faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli olan iş analizi çalışmaları ve bu çalışmaların ardından oluşturulan iş tanımları ve iş gereklerini elektronik ortamda yapmak mümkündür. Ücretlendirme işlevi genel olarak iş analizleri aracılığıyla işlerin özelliklerinin tanımlanması, iş değerlemesiyle işlerin göreceli değerlerinin belirlenmesi, ilgili iş gücü piyasası için geçerli cari ücretler araştırılarak iş değerlemenin bir ödeme yapısı içinde puanlara dönüştürülmesi ve işin parasal değerinin belirlenmesi gibi aşamaları içerir. E-ücretlendirme sistemleri bu süreci çok yönlü olarak daha kolay hale getirmiştir. Evet, böylece e-iş süreçleri dersimizin bu ilk bölümü olan e i̇nsan kaynakları yönetimi burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.